Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde nakit bütçesi konusunu anlatacağım. Ancak bu konuyu size Excel yardımıyla anlatmaya çalışacağım. Böylelikle hem nakit bütçesi konusunu anlatırken hem de Excel'de nakit bütçesi nasıl hazırlanır Excel destekli olarak size anlatmış olacağım. Örneğe geçmeden önce kısaca nakit bütçesinden bahsedeceğim. Ondan sonra da örnek üzerinde durmaya çalışacağız. Biliyorsunuz işletmenin her gün çeşitli nakit girişleri ve nakit çıkışları olabilir. Bazen nakit fazlalık verir, bazen nakit eksiği olabilir. İşletme yöneticileri bu nakit fazlası ile nakit açıklar arasında bir denge kurmak durumundadır. Önceden geleceğe yönelik tahminler yaparak bugünden eğer bir nakit eksikliği tahmin ediliyorsa bunu nasıl gidereceklerini, eğer bir nakit fazlalığı tahmin ediliyorsa bu fazlalığı nasıl değerlendirecekleri kararını vermeleri gerekir. Nakit bütçesini ileriye ait nakit giriş ve çıkışlarını öngörmek, giriş ve çıkışlar arasında dengesizlik olan dönemlerde denge sağlayıcı önlemleri planlamak şeklinde tanımlayabiliriz. Nakit bütçesi yaparak ne tür faydalar sağlıyoruz dediğimizde, 1. Planlanmış işletme faaliyetlerini yürütmek için istenen ölçüde parayı kullanışa hazır bulundurmak. 2. Nakit fazlası ve eksikliğini göstermek. 3. Çalışma sermayesi, satışlar, borçlar, satın almalar arasında nakit koordinasyonunu sağlamak. 4. Nakde ihtiyaç duyulduğunda bunların hangi kaynaktan nasıl sağlanacağını göstermek. 5. Kredi programını en iyi şekilde planlamak. 6. İşletmelere çeşitli biçimlerde kredi sağlayan ve borç veren kurumların bu konuda karar vermeden önce işletmeden isteyecekleri nakit bütçesi ve nakit akımına ilişkin taleplerini karşılamak. 7. Yatırımlar için var olan fonların tutarını ne zaman kullanacaklarını göstermek. 8. İşletmenin minimum nakit gereksinimini belirlemek. 9. da nakit hareketlerinin etkin kontrolüne olanak vermek olarak nakit bütçesinin işletme yöneticilerine sağlayacağı faydaları sıralayabiliriz. Evet, bu kısa açıklamalardan sonra örneğimize geçelim. Örneğimizde Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarına ait işletmenin net satış rakamları var. Bunlardan Nisan ve Mayıs rakamları işletmenin gerçekleşen satışları, Haziran ve Ekim dönemini kapsayan satışlar ise tahmini satışlar, işletme yöneticilerinin tahmin ettikleri satışlar. Biz de Haziran, Eylül dönemini kapsayan 4 aylık dönemin nakit bütçesini hazırlamaya çalışacağız. Verilerimiz şunlar. Nisan ve onu söyledik. İkincisi, işletme satışlarının %40'ını peşin yapıyor. %60'ını ise vadeli gerçekleştiriyor. Vadeli satışların %75'ini 1 ay sonra, %25'ini de 2 ay sonra tahsil ediyor. Başka bir de işte satışların %40'ı peşin, %45'i 1 ay vadeli, %15'i de 2 ay vadelidir. İşletme her ay bir sonraki ay satışlarının %50'si kadar ham madde almaktadır. Bu ham maddenin de %60'ını 1 ay sonra, %40'ını da 2 ay sonra ödemektedir. Her ay satışların %20'si kadar personele ücret ödenmektedir. Her ay 20.000 TL leasing taksidi ödenmektedir. Haziran ve Eylül aylarında 60.000 lira faiz ödenecektir. Haziran ayında 100.000 TL kar payı ödenecektir. Haziran ve Eylül aylarında 50.000 lira vergi ödemesi yapılacaktır. Temmuz ayında 400 bin lira borç ana para ödemesi yapılacaktır. Mayıs sonu itibariyle
Nakit mevcudu 40 bin liradır. Bundan sonra da her ay kasada minimum 30 bin lira olması planlanmıştır. Son olarak da Temmuz ayında 500 bin liraya makine alınacak. Bunun yarısı peşin, diğer yarısı da bir ay sonra ödenecektir. Pek tabii ki işletmelerde bundan çok daha fazla nakit giriş ve çıkışları olabilir. Politikaları farklı olabilir. Ancak biz bu verilerden hareketle işletmenin nakit bütçesini düzenlemeye çalışalım. İşletmenin nakit bütçesi birkaç kısımdan oluşuyor. Birincisi dönem başı nakit mevcudu, ikincisi nakit girişleri, üçüncü kısım nakit çıkışları, dördüncü kısım nakit girişleri ile nakit çıkışları arasındaki fark nakit mevcudu. Eğer bu nakit mevcudu yeterli değilse ne kadar borçlanılacağı, eğer nakit fazlası varsa bu fazlanın ne şekilde değerlendireceği de belirlendikten sonra son olarak dönem sonu nakit mevcudu çıkartılmaktadır. Şimdi biz ilk olarak şu kırmızıyla gösterdiğim satışlar rakamını yazdık. Bu bize bir hazırlık olacak. Yani bu verilerden hareketle işlemlerimizi yapacağız. Sonra bir dönem başı nakit mevcudu var. Onu biraz sonra anlatacağım. Şimdi biz nakit girişleriyle başlayalım. İşletmenin tek bir nakit giriş var. O da satışlardan elde edilen nakit girişleri. Bu da 3 kısımdan oluşuyor. Birincisi peşin yapılan nakit girişleri, ikincisi 1 ay vadeli, üçüncüsü de 2 ay vadeli yapılan satışlar. Şimdi Nisan'la başlayalım. Nisan ayında 582 bin liralık satış yapmışız. Bunun %40'ını peşin yapıyoruz. Nisan'la %40'ını peşin yaptık. Yani 582 bini %40'la Excel'de çarptırdık. C5 çarpı B8. 232.800 lira oluyor. Bir ay vadeliye bakalım. Nisan'dan sonra Mayıs ayı geliyor. Mayıs ayında yine 582 bin liranın %45'i kadar bir satış yapılmış. 582 bin ile %45'i çarptırdığımızda 261.900 lira ediyor. Üçüncü olarak 2 ay vadeliler var. Yani Nisan satışı 2 ay sonra Haziran'da şurada tahsil edilecek. O da 582 binin %15'i kadar 87 bin 300 lira ediyor. Diğerleri de bu şekilde yapılıyor ama Mayıs ayında göstermeye çalışalım. Mayıs ayında 730 bin liralık satışımız var. Bunun %40'ını peşin yapıyoruz. Yani 292 bin lira ediyor. 730 bin çarpı %40. Şurada formülasyonunu görüyorsunuz. Bir ay sonraya geldik Haziran ayında. Bu defa 730 binin %45'ini şu formülde gördüğünüz gibi hesaplatıyoruz. Üçüncü olarak da Mayıs ayında yaptığımız 730 bin liralık satışın 2 ay sonraki nakit girişini hesaplattık. Bu da 730 binin %15'i yani 109 bin 500 lira ediyor. Bu şekilde bütün ayların şeylerin hesaplamalarını yapıyoruz. Tabloyu dolduruyoruz. Sonuç itibariyle Haziran ayında 725.400 lira nakit girişimiz oluyor. Temmuz'da 721.000, Ağustos'ta 602.600, Eylül'de de 428.900. Niye sadece Haziran ve Eylül toplamlarını aldık? Çünkü biz Haziran-Eylül arasındaki 4 aylık dönemin nakit bütçesini hazırlıyoruz. Diğerleri bize yardımcı olacak aylar. Bizim için esas önemli olan Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları. Demek ki birinci aşamada bize verilen şu verilere göre işletmenin nakit girişlerini belirledik. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. Nakit çıkışları. Burada da birçok harcamamız var. Bunları alt alta yazdık buraya. Bunlardan bir tane stok alımları. Yine kırmızıyla gösterdim. Bize hazırlık olacak. Yani bu verilerden yararlanacağız. Diyor ki veride, soruda işletme her ay bir sonraki ay satışlarının %50'si kadar ham madde alacaktır. O zaman Nisan ayına bakalım. 365 bin liralık alım yapacakmış. Ne diyor? Bir sonraki ay yani Mayıs ayı. Mayıs ayı nedir? D5. Şuradaki 730 binin yazılı olduğu hücre D5 hücresi. 730 binin %50'si kadar alım yapacağız. Ne zaman? Nisan ayında %50'si kadar. Şuraya baktığımızda zaten D5'te
%50'yi çarptık. Mayıs ayında ne kadar satış yapacağız? Nisan ayı satış şey Haziran ayı satışlarının yani 774 binin %50'si kadar. Haziran ayında ne kadar yapacağız? Temmuz ayının 658 binin %50'si kadar. Bu şekilde stok alımlarını hazırlık olarak yazdık. Bunları biraz sonra ödemelerine bakacağız. Ödemelerde de diyor ki %60'ı bir ay sonra ödenecektir. %40'ı 2 ay sonra ödenecektir. 2 ay zaten 2 ayda. %60'ı bir ay sonra, %40'ı da 2 ay sonra ödenecektir. Şimdi bu durumda Nisan ayında 365 bin liralık biz ne yapmıştık? Ham madde stok alımı yapmıştık. Bunun %60'ını bir ay sonra ödeyeceğiz. Buraya yazmamışız, yazalım. Eşittir. 365 binin çarpı %60'ını bir ay sonra ödüyoruz. Bakın formülü bu şekilde yazdık. Enter'e bastığımızda 219 bin lirayı Mayıs ayında ödeyeceğiz. %40'ını da şurada formülasyonunu görüyorsunuz. C13'ü biz neyle çarptık? %40'la yani B18 ile çarptık. 146 bin lirayı da 2 ay sonra ödüyoruz. Mayıs ayını 387 bin liranın %60'ını bir ay sonra şurada nedir bu? D13 çarpı B17. Şurada da 2 ay sonra ödenecek olan D13 çarpı D18 yani %40. Bu şekilde stok alımlarını da belirliyoruz. Ücretler için diyor ki her ay satışların %20'si kadar ücret ödemesi var. Haziran ayına bakalım. Haziran ayı satışlarımız E5'te yazılı 774 bin. Bunun %20'si 154.800 eder. Şurada görüyorsunuz. Aynı şekilde Temmuz ayında 658 binin %20'si kadar. Ağustos ayında 476 binin %20'si kadar ücret ödemesi yapıyoruz. Bunları da bu şekilde hesaplattık. Her ay 20 bin lira leasing ödemesi var diyor. Her aya 20 bin lira yazdık. Haziran ayında ve Eylül ayında 60 bin lira faiz ödemesi yapılacak deniliyor. İlgili aylara faiz ödemelerini yazdık. Diğerlerini boş bıraktık. Haziran ayında 100 bin lira kar payı ödemesi var diyor. Haziran ayına 100 bini yazdık. Diğer ayları boş bıraktık. Vergi ödemeleri Haziran'da 50 bin, Ekim'de 50 bin, pardon, Eylül'de 50 bin şeklinde. Bunları da yazdıktan sonra makine alımımız var. Diyor ki Temmuz ayında 500 bin liralık makine alacağız ama yarısını Temmuz ayında, yarısını da Ağustos ayında ödeyeceğiz deniliyor. Onları da yazdık. Bir de borç ana para ödememiz var. O da Haziran ayında 400 bin lira borç ana para ödemesi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde işletmede nakit çıkışına yol açacak bütün işlemleri yazdıktan sonra bunların toplamlarını aldırıyoruz. Bakın topla E17, E25. E17 nereden başlıyor? Şuradan başlıyor. 232 bin ile 400 bin arasındaki bütün rakamları Excel'de toplatıyoruz. 1 milyon 163 bin lira diyor. Diğerlerini de aynı şekilde toplattık. Şimdi gelelim nakit girişleri ve nakit çıkışları arasındaki farka. Şuradaki formülasyona bakalım. E6 artı E11 eksi E26. E6 neymiş? Bakıyoruz E6'ya. Dönem başı nakit mevcudu. Şimdi verilerimiz arasında diyorduk ki Mayıs ayı sonunda kasamızda 40 bin lira var. Mayıs ayı sonu Haziran ayı başıdır. O yüzden dönem başına 40 bin lirayı yazdık. Şuraya tekrar geliyorum. E6'da demek ki 40 bin lira dönem başındaki nakit mevcudu var. Artı E11 yani Haziran ayındaki toplam nakit girişleri 40 bin lirayla 725 bini toplamış olduk. Eksi E26. E26 da yine Haziran ayındaki toplam nakit çıkışları 1 milyon 163 bin. 40 bin artı 725 bin 400 eksi 1 milyon 163 bini hesaplattığımızda sonuç eksi 397 bin 600 lira çıkıyor. Ne demek bu?
Demek ki Haziran ayında biz 397.600 lira nakit ihtiyacı içerisinde olacağız. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Karşılamamız gerekiyor. Şimdiden bir tedbir almamız gerekiyor. Burada da borçlanma yoluna gidiyoruz. Bankadan kısa vadeli borçlanacağız. Şimdi 397.600 lira borçlanmamız lazım. Artı bizim bir kısıtımız daha vardı. O da neydi? Her ay sonunda veya her ay başında kasamızda minimum 30 bin lira olması. Demek ki 397.600 lirayı karşıladıktan sonra artı 30 bin liraya daha ihtiyacımız var. Onu da ilave ettiğimizde 427.600 lira borçlanmamız gerekiyor. Bu 427.600 liranın 397.600 lirasıyla nakit eksiğimizi karşılamış olacağız. 30 bin lira kasada kalacak. Sonra bu Haziran ayı sonundaki 30 bin lira Temmuz başına 30 bin lira olarak geçiyor. Yine Temmuz'daki toplam nakit girişleriyle yani 721 bin ile 30 bini topluyoruz. Sonra 753.800 nakit çıkışımızı çıkartıyoruz. Yine eksi çıktı. Bu eksi 2.800'ü kapatmak için bu defa 32.800 lira borçlandık. Kasada 30 bin lira var. Bu şekilde devam edip gidiyor nakit bütçemiz. Şöyle bir baktığımız zaman işletmenin Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında hep nakde ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Eylül ayında nakit fazlalığına geçiyor. 88.700 artık borçlanmamıza gerek yok ama burada 30 bin liranın üzerindeki 58.700 lirayla önceki borçları ödersek bu kasada bu atıl olarak duracağına daha önceki borçlanmalara faiz yürütülmesin diye bir ödeme gerçekleştirebiliriz. Burada işletme yöneticilerine tavsiyemiz eğer çok fazla borçlanmak istemiyorlarsa ve faiz ödemek istemiyorlarsa harcamalarının bazılarını azaltmaları gerek. Örneğin borç ana para ödemesi 400 bin lira işletmeyi ciddi şekilde sarsıyor. Bunun için yeniden borçlanmak durumunda kalıyor. Yine bir makine alım var 500 bin lira. Bu da işletmenin nakit dengesini büyük ölçüde bozuyor. Eğer çok acil değilse makine alımını ertelemelerini ya da vadeyi biraz daha uzatmalarını önerebiliriz. Evet arkadaşlar, nakit bütçesi bu şekilde yapılıyor. Nakit girişleri, nakit çıkışları tek tek belirleniyor. Bunlarla ilgili politikalar hazırlanıyor ve Excel'de hazırlamak, yapmak her zaman için bize kolaylık sağlar. Bütün bunları tek tek elle, kalemle yazmaktansa Excel'e yaptırabiliriz. Tabi sınavlarda Excel kullanamıyoruz. Bunları elle yapmamız gerekiyor. Size önerim, burada benim Excel'de yaptıklarımı bir kağıda düzgünce aynı bu şekilde kendiniz hesaplayarak rakamlar nereden geliyor, nasıl geliyor, bunları kendiniz hesaplayarak şu tablonun aynısını oluşturmaya çalışınız. Takıldığınız yer olursa sonra tekrar dönüp bakarsınız. Ama rahatlıkla bunu kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi tekrar veriler sayfasına geçiyorum. Burada biraz bekleyelim. Bunları not alırsınız ve kendiniz nakit bütçesini oluşturmaya çalışın. Takıldığınız yerde videoyu tekrar izleyerek takıldığınız yeri düzeltebilirsiniz, giderebilirsiniz. Evet arkadaşlar, nakit bütçesi ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Sınavlarınızda da yine başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.